Şunları bıraktım. Geldik böyle. Temelleri elime aldım. Aldım elime, verdim eline. Tam şu hiza. Yine aynı şekil. Buraya geliyor. Tam şöyle olacak. Umarım yanlış yapmamışımdır. Şöyle şu yüksekliği uzatayım. Tamam. Yukarı çıkmam lazım. Ama gene yanlış olmuş olabilir. Bak bir dakika. Şu şeyi hizalamam lazım. Galiba yanlış yaptık gene galiba ama neyse. Yamuk olduğu için büyük ihtimalle gene yamuk koyacak. Bak böyle koydum şimdi. Bunu buraya koymalı mıyım? Galiba koymamalıyım. Bir dakika. Deneyelim. Yok abi ya. Bu da yapmadı. Bunu nasıl yapacağız ya? Bunu nasıl yapabilirim ya? Hizalı yapmam lazım benim. Bunu şey yapmam lazım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şöyle bir şey yapsak bunu iyi. Şu şeyi hizalarsam olur büyük bir ihtimalle. Neredeydi? Bak şöyle bir şey yapacağım. Şu noktadan hizayı alacağım. Şöyle. Değil mi? İki tık aynen. Buraya geldik. Bir tık daha geldik. Bak tam burası hiza noktası. Temelden hizayı alıp şöyle 8 dedik. Bak bunu böyle koyarsam yüksek ihtimalle şimdi oldu bak. Şuraları kırarım. Şimdilik kalsın. Yukarı bir çıkalım. Eğer olduysa aynı şekilde diğer tarafa yapacağız. Bu sefer garanti oldu ama bak. Mantıken olması lazım. Garanti bir şekilde. Geldik böyle. Bir tık daha yükseltmem lazım. Aynen. Aynen. Yanlış yere yaptım bir dakika. Ay. Ulan şunu alacaksın aptal. Tamam dur şurayı bir yapayım aşağıdan alırım. Şurayı in aşağı. Uy. Tamam yukarı çıkınca aynısını yapacağım. Böyle oldu mu oluyor. Şimdi şunları yıkıyorum. Bunları yıkıyorum. Aynen. Tamam. Uf, çok da güzel bir görüntü oldu. Şu aşağıya bir tane daha temel koyarsam olur. Böyle bir havada kaldı. Biraz saçma duruyor. Böyle baktım ama çok güzel. Diğer tarafı da aynısını yapacağım şimdi. Gayet mükemmel olacak. Birazcık yine odun lazım. Gene bir 10 bin tane odun toplayacağım. Odun toplamaktan ciğerim sökülecek artık. Harbi söylüyorum. Odun toplamaktan ciğerim sökülecek. Şunları bırakıyorum. Açlıktan öleceğim. Bir dakika. Şunları ben bir alayım. Şöyle şunları yiyelim. Hemen bir odun toplayayım abicim. Sonra devam edelim. Şunları yersek. Tamam. Şöyle ejderhayı müsait bir yere çekelim. Bronto'nun yanına çekelim. Şimdi Bronto'nun içi full... Ya bir dur ama oğlum dur dediğim zaman durmak zorundasın sen ya. Mal. Bak dur şurada. Dur. Dur. Kon yere. Bu kadar. Çok basit bir şey ya. Bunun envanterindekileri aldım mı? Almamışım bak. Şunları alayım. Şimdi şunları şöyle bırakalım öncelikle. Hiçbir şey almıyorum. Lif alıyorum. Saman alıyorum. Odun alıyorum. Buradan 5 tane temel yapıyorum. 10 tane de şundan yapıyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi harcamıyorum odunları, tamam mı? Elimdeki malzemeleri bir kullanayım. Bunları yapalım. Şu artık temeli komple bir bitirelim. Şu evin temelini komple bir bitirelim. Duvarlara geçelim. Bu kadar odun artık yeter herhalde. Daha fazla kasmaya gerek olmaz diye umut ediyorum. Harbi mide bulantısı gerçekten had safhaya çıktı artık. Sıkılmaya da harbi başladım. Bırakacağım yani, oyunu bırakacağım artık. O noktaya geldim şu an. Burada da temel varmış.
Hangisiydi lan düz şey? Şu. Bunu şöyle yarısını alayım. Taşıyamıyorum. Ya çok sıkıntı. Taşıyamıyorsun. Üretim yapıyorsun. Bir saat üretimini bekliyorsun. Kasmak zorundasın şeyi, malzemeyi. Onu da kasmak kolay değil. Her şey ayrı ayrı uğraştırıyor. Yani malzemeyi toplamak apayrı uğraştırıyor. Üretmek ayrı uğraştırıyor. İnşaat etmek ayrı uğraştırıyor. Ya gerçekten hani bu kadar zor olmamalı ya bu inşaat mekaniği. Survivor'ın temeli abi inşaat. Zaten bok gibi bir de. İnşaat mekaniği de bok gibi. Aa. Bug'da kalan şey gelmiş. Taş kıran yaratık. Şöyle bir atlayayım şuradan. Bak bu hayvan bug'daydı. Şurada bir yerde bug'da kalmıştı. Bir yer alacağım alacağım diyordum. Gelmiş buraya kadar. Bug'dan kurtulmuş. Çıkır yapınca düzeliyor demek. Böyle iki tık geldim. Böyle bir tık geleceğim. Şöyle bir tık daha geleceğim. Aynen. Tam şurayı bir tık daha koydum mu okey. Değil mi lan? Aynen. 8 dedik. Şöyle yaptık. Tamam. Bunları alıyorum hemen. Kırmayacağım bu sefer. Şöyle uzattım. Yukarıya çıkacağım şimdi. Yani bu Survivor oyunlarının temeli inşaattan geçer. Çok basit bir şekilde. Abi inşaat mekaniği bok gibi. Mod yükledim gene bok gibi yani. Bir şey değişmedi. Kadar kötü olmaması lazım. Bu kadar ihtişamlı bir oyunun inşaat mekaniğinin bu kadar kötü olmaması lazım. Çok samimi söylüyorum. Tamam. Bak mesela şunu görüyor musun? Bak bu adam var ya. Kanser eder kanser. Şu adamı gerçekten kanser eder işte. Bu kadar bok gibi olmaması lazım. Söylemeye çalıştığım şey bu. Ama yapacak da bir şeyim yok yani. Mod yükledim gene böyle duruyor. Görüyorsun. Buna çok ayar oldum ben. Bak burada bir sıkıntı yok. İçine geçmiş. Burası niye içine geçmemiş? Dur bir saniye. Alıyorum şunları. Alamadım. Diğer tarafta bir sıkıntı yok. Ananı. Ya diğer tarafta bir sıkıntı yok. Burada niye şimdi sıkıntı var? Kanser eder o adam ya. Gerçekten kanser eder o adam. Ufak tefek salak saçma şeyler. Çok büyük bir derttir yani. Yanlış yeri kırmışım ayrıca. Şimdi. Hocam bak burası böyle olmuyor işte. Burası böyle olmuyor. Niye bu? Yukarı niye yapıyor mal? Bak boşluk bırakıyor. Böyle olmayacak. Ya ananı avradını ısırırım bak senin de. Küfür ettirtme de bana zorla. Aptal yaratık. Şuna bakıyorum bunu alıyor ya. Ya hocam. Sokarım yap gitsin ya. Uğraşamayacağım. Gerçekten uğraşamayacağım. Yeter ya. Ya o kadar uğraşamayacağım ki artık. Gerçekten sıkıldım ya. Bak gitti aşağı yaptı şimdi. Çıldırıyorum ya. Ya şuna bak. Bak buraları yaptım. Sen burayı yanlış yapıyor. Abicim. Ya yap hadi lütfen. Ya diğer tarafta sıkıntı yok. Burada niye sıkıntı oluyor ya? Yap şunu. Hadi. Yapabilirsin. İnanıyorum ben sana. Hadi. Heh. Bak. Sonra yaptım. Tamam. Doğru bakmak gerekiyormuş. Şunları koy. Odun değil mi? Şey bunlar. Duvar. Baksana 25 tane taşıyabiliyorum yani çok saçma bir şey ya. Pencereli şeyler nerede ya? Taşıyamayacağım ki ben bunları. Bunları taşıyamayacağım ki ben. God mod açsam mı 2 dakika ya? Şimdi 1-2 yaptık. Burası pencere. Burası 1-2 pencere. 1 2 pencere 1 2 pencere 1 2 Tamam mı?
Dur lan şey neyse ya boş ver. 1 2 pencere 1 2 pencere 1 2 pencere 1 2 pencere 1 2 burası olmadı. Şey yapmamışım. Tamam bura pencere olsun sıkıntı yok. 1 2 pencere 1 2 pencere buralı burası kapı 1 geldik şimdi. Bir de bununla uğraşıyoruz. Alıyorsun, bölüyorsun. Her şey apayrı bir uğraş. 1 2 1 2 pencere 1 2 pencere 1 2 pencere 1 2 pencere. Tamam. Böyle Satisfactory mesela ne güzel bak. 7 Days to Die, Minecraft. Bunlar ne güzel oyunlar. Ağırlık sınırın yok. Envanter sınırın var. Envanterin dolduğu zaman ağırlık şey daha fazla şey taşıyamıyorsun. Ağırlık gibi bir saçmalık yok. Bu oyunda niye ağırlık var? Tamamen saçma. Böyle bir oyunda ağırlık sınırının olmaması lazım. Böyle bir oyunda envanter sınırı olması lazım. Çünkü niye? Bak çok basit. 38 tane duvar, 152 kilo. Kardeşim zaten ben 200 kilo taşıyabiliyorum. Yani bu saçma oluyor. Ağırlık sınırı yapmayacaksın böyle bir oyunda. Bu oyunun temeli inşaata dayanıyor. Bu adam çıkacak. Kendi başına 500 bin tane odun toplayacak. Envanterini fulleyecek. Sen buna ağırlık sınırı koyamazsın. Çok büyük bir hata. Bak uğraştırıyor. Her şeye apayrı bir uğraş. Alıyorsun bunu. Taşıyamayacak. Bak 50 tane şeyi taşıyamıyor. Attım galiba envanterden. Yok. Millet boşuna bu tarz oyunları şey yapmıyor işte. Creative'de oynamıyor. Ben görüyorum öyle sosyal medyada falan. Adam kalemale inşa etmiş ama tabii de Survivor'da değil. Yaratıcı modda falan. Ya bir kale inşa etmek Survivor'da imkansız çünkü bu oyunda. Gerçekten hani ben de öyle bir şey yapmayı çok düşündüm de. Bak daha şöyle boktan bir evi yapamıyorum ya. 8-10 saat şu boktan ev için uğraştım. Ya düşün kale yapacağım desem demek ki 16 saat falan uğraşacağım. Daha fazla belki de 30 saat falan uğraşacağım. Ayıptır ya vallahi bak ayıptır ya. Oyun oynamak insana keyif verir. Bu oyun keyif vermiyor. Can sıkıyor. Tam dinozor mevzusu çok güzel. Hoşuma gidiyor. Dinozor yakalamak, evcilleştirmek falan filan böyle. Çok güzel bir şey ama. Yani inşaat yapmak zulüm ya. Şöyle bir evi yapmak 10 saat sürmemeli abicim ya. Gerçekten bak şöyle bir evi yapmak 10 saat sürmemeli ya. Elli tane ahşap pencere 200 kilo. Kardeşim ne bu ahşap pencere dedi? Şu kadarcık şey nasıl 200 kilo yapıyor? Hayır kilo şeyi getiriyorsun oyuna. Bari mantıklı yap. Şu cuk kadar şey 200 kilo yapmaz 50 tanesi. Şunun bir tanesi 0,5 gram olması lazım. Yani yarım kilo olması lazım. Göremiyorum önümü. Önümü göremiyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi çatı dediği bu değil mi? Düz çatı. Bunu ben taşıyamıyorum. Böyle yarısını alacağız her zamanki gibi. Oy, şiştim. Vallahi şiştim. Şimdi
Çatıyı inşa etmek normalde daha hızlı olur. Böyle yapacağım. Böyle daha hızlı yaparız. Brontocuğum azıcık gel şöyle. Abicim gerçekten kudurtuyorsun ya. Ya üst kat da yapacaktım normalde buraya da. O üst katı yaparsam harbiden bırakırım bu oyunu. Çok samimi söylüyorum. Ya şurası bitsin artık, daha evle alakalı pek bir şey uğraşmayacağım. Oyuna geçmek istiyorum artık. Yani gerçekten şey muhabbetine girdim. Sıktı. Oyuna geçmek istiyorum. Oyun oynamak istiyorum. 50 tane şeyi taşıyamıyor ya. 50 tane tahta parçasını taşıyamıyor ya. Artık dinozor falan yakalamak istiyorum. Yani oyunun kendisini oynamak istiyorum. Uzun bir süre inşaata falan girmeyeceğim. Şu gideceğim T-Rex'e benzeyen yaratığı yakalayacağım. Griffin vardı, onu yakalayacağım. Biraz boş takılmak istiyorum ya. Ya şey yapmak istiyorum. Dinozor evcilleştirmek istiyorum abi. Sıkıldım inşaattan. Bu kadar çileli olduğunu bilseydim gerçekten uğraşmazdım ya. Daha sonra artık şey yaparız. Tarla marla yapacağım. Şu dinozorlara mesela mekan yapmak istiyorum ama. Dinozorlara mekan yapmak için biraz büyük bir alana ihtiyacım var. Şimdi büyük bir alana inşaat yapacağım. Dinozor bunlar yani. Şunu görüyorsun bak. Şunun boyutu için. Şöyle bir ev değil. Bu evin 5 katı falan daha büyük bir mekan lazım bana. E şimdi düşünüyorum dinozorlara mekan yapmak ne kadar uğraştırır diye. Şu evi yapmak bu kadar uğraştırdıysa şu dinozorlara bir mekan yapmak ne kadar uğraştırır? Yani harbiden düşünemiyorum bile. Hesaplayamıyorum yani. Kafamda bir şey oturmuyor böyle hesap olarak. Şu boktan evi yapmak 10 saat uğraştırdıysa dinozorlara bir mekan yapmak herhalde 50 saat falan uğraştırır. Çünkü büyük yani, görüyorsun şimdi. Buna bir mekan yapacaksın. Şu evin 4 katı büyüklüğünde bir mekan lazım. Çok uğraştırır. Hani yapmak istiyorum ama bir yandan da bilmiyorum. Bir yandan da bilmiyorum yani, korkuyorum. Tarla falan yapacağım ama o kolaydır herhalde, basittir diye düşünüyorum. Şimdi bu eğimli çatı. Ha, şey kalmamış. Çatı kalmamış. O eğimli çatılardan işte üst katı yapacaktım. İkinci kat yapacaktım buraya. Burası ikinci kat olacak. İkinci katın üstü de işte çatı olacak. Eğimli çatı yapacağım. Güzel gözükecek falan filan. Ama bilmiyorum yapar mıyım. 50, 100 tane değil. 50 tane üreteyim. 50 tane yeter diye tahmin ediyorum. Ya da şöyle bir şey yapılabilir aslında, yani bu inşaat muhabbetlerini Creative'de yapsak, asıl oyunun mevzularını normalde yapsak daha iyi olur gibi. Verimli değil çünkü 10 saat oynuyorsun, 10 saatin 8 saati çöp, 2 saatini atabiliyorsun YouTube'a, sıkıcı çünkü. Mesela burayı kesmem lazım, bomboş yer yani, üretim yapıyoruz, bir şey olduğu yok. İnşaat muhabbetlerini yaratıcı modda yaparım. Normal oyunu dümdüz oynarım mesela. Ama o da çok hile olur yani. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Ama çok sıkıcı bir şey yani. Şunu şöyle yapmak gerçekten çok sıkıcı bir şey. Zulüm. Harbi diyorum, zulüm. Yetmeyecek galiba ya. İkinci katı da yapacaktım demiştim. Dediğim gibi. Ama o kadar çok sıkıldım ki yapasım gelmiyor yani içimden.
Şöyle bir 30 tane daha üretelim. Tamam, çatıyı kapattık. Okey. Şimdi balkonu yapacağız. Bir de şeyi unuttum ben. Kapı yapmayı unuttum. Kapısı şu tarafta olacak. Şu iki duvarı kıracağım. Bak, şu iki duvar kapının olduğu yer olacak. Dur, şöyle yapalım. Tam şurası. Yık diyorum. Yık diyorum. Tamam mı? Şunları şöyle alayım. Gelin böyle. Ya çekil şuradan artık bronto kardeş. Haydi. Şimdi buraya bir rampa yapmam lazım. Ya da merdiven. İkisinden birisi. Şöyle bir odun modun alayım. Şunu bırakıyorum. Lif alıyorum. Şunu alıyorum. Bunu alıyorum. Şimdi. Şöyle geldik. İşimi ne görür? Merdiven vardı sanki bir tane. Şundan bir tane yapıyorum. Ama çift kapı lazım ya. Bu değil. Bunun çift kapısı vardı sanki. Bir dakika. Bak, rampa değil. Bunun merdiveni olması lazım. Yani şu. Şundan 4 tane yapayım. Çift kapı vardı ya. Ben hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yok muydu? Vardı ya. Heh, iki ahşap kapı. İkili ahşap kapı. Şu mu? Double. Galiba bu. Bunun bir de kapısını yapacağım şimdi. Kapısı nerede? Burada. Tamam. Bunları bıraktım. Merdivenleri alayım önce. Merdivenler nereden? Kapıyı da bırak. Merdivenleri buraya atmışım. 4 tane yeter mi bilmiyorum. Bakalım. Yetmezse yaparız. Şimdi tam şöyle bir giriş yapalım önce. Tamam. Şuraya bir tane daha yapacağım. Aynen. Şöyle olacak. Bunu nasıl çeviriyorum? Temel desteği gerekiyor. Ne alaka? Tamam, buraya ikişer tane daha merdiven koyacağım da temel desteği ne alaka onu anlamadım. Böyle oluyor. Ne ya? Oğlum, çift kapı dediğim böyle miymiş? Buraya yapabiliyor muyum? Buraya yapamıyorum. Abi şuraya da bir çift kapı. O zaman bir tane daha çift kapı yapalım. Şuraya iki tane temel atsam. Temel vardı. Şunu bir çözmeyi bir deneyelim bakalım. Abi böyle olsa oluyor mu? Şuraya çık. Ha, bir dakika, çıkıyor galiba. Şuradan çıkıyor bak. Tam şu hizadan çıkıyor. Şuradan çıkmıyor. Tamam ya, burası okey. Bence okey yani. Ya da eğimli yapabiliriz bak. Bir dakika, şöyle yapsak daha mantıklı olur. Hocam şuna bas be. Ya şuna basıyorum, gidiyor çiçek topluyor ya. Bak şimdi. Bunlar ne, gözünü seveyim. Şöyle bir şey yaparız. Şuradan. Önce bir kapıyı yapalım. Şundan yaptım. Bak, şurada bir yerde bir eğimli bir şey vardı. Hangisi? Hangisi ya? Bir tane vardı. Bunlar büyük. Bunlardan değil.
küçük vardı bir tane böyle eğimli bir. Bulamadım bak. Bunları geçsek direkt şey koysak. Eğimli. Bak şundan şöyle. Normal bir den eğimli çatı. Ya şuraya şundan şöyle koysam olmuyor mu? Yok ya. Bağlantı noktası istiyor. Ya bir tane vardı. Bir şey vardı. Eğimli böyle küçük bir şey. Ondan yapsam cuk diye buraya oturacak. Güzel olacak da onu bulamadım. Bu da olmadı. Normal bir rampa yapsak. Çok büyük ama bu da. Bir tane bir yapayım deneme amaçlı. Hangisi gidi ya? Ulan burada bir yerde vardı, ben gördüm. Temel koyacağız ya, olmadı. Bir şu rampayı deneyeyim. Temeli de alıyorum. Bakalım rampa olursa. Ama bu rampa da normal bildiğin merdiven yani. Buraya olmuyor. Aynen. Temel desteği gerekiyor diyoruz. Zaten anasını satayım. Ya işte bak şu yeri kazıp iki tane temel koyup üstüne rampayı koyacağız. Merdiveni koyacağız. Tamam mı? Çok basit bir şekilde olacak. Ama oyunda işte o mekanik yok. Aa böyle yapınca oldu bak. Tamam iki tane daha merdiven yapıyorum o zaman. Öyle yapınca ne alakaysa oluyor işte. Oyun götünden sallıyor bir şeyleri. Temel desteği gerekiyor diyor. Temeli koyuyorum rastgele arkaya, kabul ediyor. Çok saçma. Hangisiydi o merdiven? Şuydu. Neyse ya normalini yap. S plus'ı yok. Bulamadım. Kutuları alabilir miyim hepsini? Taşıyabilir miyim? Taşıyorum. Tamam. Tamam. Bak evimiz şu an hazır. Çok güzel bir şekilde. Şurayı yapacağız şimdi. Balkon kısmı. Böyle çit mi koysam? Bir şey koyacağım buraya korkuluk şeklinde. Üstü açık kalacak. Şu kısmı koridor gibi kapatacağım sadece. Full şey olacak. Korkuluklu olacak. Güzel olacak falan filan. Buraları da mesela oda şeklinde yapabilirim aslında. Bak şuradan şöyle oda yaparım bir tane. İşte üretim odası. Şuradan şöyle sandık yaparım. Sandık odası falan. Duvara yaparım. Sandık odası falan olur aslında. Öyle yapsam mı lan? Bak güzel olur ha. Gel bakayım. Bundan sonra bizim hayal gücümüze bağlı. Tabi birazcık problemli. Şöyle yarı yarı yapalım. Mesela bak tam şu kısım yatak odası olacak kısım. Bak şöyle yapıyorum. Böyle tam pencereden pencereye birleştireceğim. Bak tam burası yatak odası. Abi bebek gibi böyle pencereli mencereli güzel bir yatak odası. Tamam. Bunu düzeltelim. Bence böyle gayet güzel olur. Verimli bir şekilde, dekoratif bir şekilde, güzel bir biçimde kullanmış oluruz. Şöyle. Burası yatak odası. Yatağı atarız, ışık ışık bir şeyler koyarız. Dekoratif ne varsa koyarım. Gayet de güzel olur. Buradan böyle bölüyorum. Şurası giriş olacak. Şöyle. Mesela burası da tuvalet olur. Oyunda tuvalet muvalet vardı yanlış hatırlamıyorsam. Klozet falan vardı. Burası da tuvalet olur, lavabo. Buralara tabii birer tane kapı koyacağız. Şuraları da şöyle kapatıyorum.
Tamam mı? Bundan sonrası şuradan şöyle. Giriş burada olacak. Şöyle duvar örüyorum. Örüyeceğim burayı böyle. Burası ne? Burası sandık odası. Tamam mı? Burası komple böyle sandık odası. Upuzun. Büyük geniş bir yer. Böyle full sandık koyacağım buraya. Dizeceğim şöyle. Diğer tarafına da aynı şekilde şuradan şöyle üretim merkezi gibi bir şey olacak herhalde, bilmiyorum. Oyunda bir sürü şey var. Fabrikatör, demirci, memirci. Onları da oraya koyarız. Şimdi şöyle aldım. Yarısını alayım.